اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغزائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بإسمه سبحانه نطلب غفرانه الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Evet bir de şek günü vardır. Yani Ramazan olup olmadığında şüphe edilen ilk günle ilgili. E, biliyorsun bu bir de tabi Türkiye'de tartışıldı yıllarca defalarca. Yok Arabistan şu günü başladı biz bugün başlayalım falan veya falanca gün bizden bir gün önce bir gün sonra. Bu herhangi bir ülkede başlamaktan öte Hilal'i görüp görmemekle ilgili bir tereddüt olduğu zaman. Haddesana Muhammed bin Abdullah İbni Numayrin. Sana Ebu Halid el-Ahmar an Amr ibn Kaysin an Abi İshak an Silat ibn Zufara. Evet. Şimdi bu Arapça metinleri okurken şeyi okuyoruz. Rivayet zincirini teberrüken okuyoruz. Yoksa biz tanımadığımız zaten bilmediğimiz hadis ravileri ama bu hadis ravileri çok mübarek insanlardır. İmam-ı Şafii radıyallahu teala bu hadis ravileriyle ilgili diyor ki ben hadis ravilerinden birini gördüğüm an sanki Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından birini görmüş gibi oluyor. Hadis ravileri o kadar mübarek insanlardır. Bir emanet devralmış olanlardır. Bu emanet nerede devredilmiştir? Bu emanetle ilgili en son talimatı hani diyorlar ya yok hadis rivayet edilmemiştir, gelmemiştir, gitmemiştir, hadis diye bir şey yok filan. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadis rivayetiyle ilgili en son talimatını ne zaman vermiştir? Veda Haccı hutbesine vermiştir. Hutbenin sonunda burada bulunanlar benim sözlerimi burada bulunmayanlara iletsin buyurmuştur Ali Vesselam. Ki bu bütün sahabede ve ondan sonra tabi'in ve tabi'inde hadisleri rivayet etmek konusunda çok büyük bir azim ve şevke sebep olmuştur. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatıdır sözlerini nakledilmesi. Bu yüzden bu zatlar yani bu mesela Muhammed bin Abdullah bin Numeir, Ebu Halid Ahmar, Amr İbni Kays, Ebi İshak. Yani Allah-u Teala bize bunları şefaatçi kızın isimlerini böyle bir kere bile olsun zikretmemiz bile büyük bir berekettir. Türkçe tercümede babam bunların isimlerini almadı ama Arapça metinde orijinal olarak Ravilerin isimlerini muhafaza ettiği. عن صلاه بن زفر قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فاتي بشاه فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى ابا القاسم رضي الله تعالى عنه أبت. Yani hilalin görüldüğü söylentisinin halk arasında dolaştığı fakat subuta ermediği için Ramazan mı yoksa Şaban mı diye şüphe edilen Şaban'ın 29. günü takip eden güne şek Tamam Şimdi bu hadisin mealini okuyoruz. Evet. Sıla bin Züfer Sıla bin Züfer el Abisi el-Kufi büyük ve sıha bir tabiidir. Mesela bu hadisin en son ravisi sahabeder bir tabidir. Yani e, rivayet Ali İbni Mesud, İbni Abbas ve Amr bin Yasir radıyallahu anhum'dan rivayet etmiştir. Ravileri Eyyub es sahtiyani Ebu Vail, El-Mustawrid bin Ahnaf ve başkalarıdır. Kütüb-i Sitte sahipleri onun rivayetlerini almışlardır. Yani çok sağlam, güvenilir bir rivayetçidir. Ebu, sıra bin Züfer. Biz Ramazan'dan mı, Şaban'dan mı olduğunda şek edilen gün Ammar bin Yasir radıyallahu anhın, anhın, anh, anhumanın yanına gittik. Anhuma diyoruz bazı sahabilerde. Niye? Babalar da Müslüman olduğu için. Ammar bin Yasir, Yasir'in oğlu Ammar diyoruz. Her iki sahabenin ismi kaydettiğim yani babası Müslüman olan bir sahabeden bahsettiğimiz zaman radıyallahu anhuma Allah ikisinden de razı olsun diyoruz. Radıyallahu anhuma Allah onlardan razı olsun. Radıyallahu anhuma Allah onlardan razı olsun ikisinden de. Mesela Abdullah ibn Ömer'de radıyallahu anhuma deriz. Çünkü babası Ömer bin Khattab. Abdullah ibn Abbas'ta radıyallahu anhuma deriz. Abdullah bin Amr bin El-As anhuma deriz yani babası da sahabi ise bir ona radiyallahu anhu değil radiyallahu anhuma denir. Yani tesmiye sıfatı bir şeyi kullandı, zamiri kullandı yani. Evet, Amar bin Yasir radiyallahu anhuma'nın yanında idik. Böyle şek edilen yani Ramazan girdi mi girmedi mi diye şüphe edilen bir gün. Pişirilen bir koyun getirildi. Cemaatin bir kısmı onu yemekten uzak durdular. Yani Ramazan gelmiştir, Ramazan girmiştir diye. Bunun üzerine Ammar radıyallahu anh kim bugün oruç tutarsa şüphesiz Ebu Kasım Kasım'ın babası Muhammed yani sallallahu aleyhi ve selleme isyan etmiş olur dedi. Demek ki şekirde oruç tutmak bu kadar bir <laughs> vebal yani bir sorumluluk. Evet niye böyleymiş şimdi bakacağız alimler ne demişler bu hadisi ilgili. Bu hadisi Ebu Davud Nesai, İbni Hüzeyme İbni Hibban ve Darimi ile rivayet etmişlerdir yani üç tirmizi de rivayet ederek Hasan sahih bir hadis olduğunu söylemiştir. Dara de Dara de büyük bir hadis alimidir. Tahriç ederek isnadının Hasan sahih ve tüm ravilerinin sıka, sıka sağlam güvenilir demektir. Olduklarını söylemiş. Hakim de rivayet edip Buhari ve Müslim'in şartı üzerine sahih olduğunu söylemiştir bu hadis birçok hadis kitaplarında güvenilir hadis kitapları Tabi sadece biz hep e, kütüp diyoruz kütüphane dışında da güvenilen birçok hadis kitapları vardır. Mesela isimleri burada geçti mesela İbni Hüzeyme, İbni Hibban, Daribi, Darakutni bunlar da hakim. Mesela, mesela El Muvatta, Müsnet bunlar da sahih hadis kitapları gibi güvenilir kitaplardır. Şek günü Ramazan'dan mı Şaban'dan mı olduğunda şüphe edilen ve Şaban'ın 29. gününden sonra gelen gündür. Yani kameri aylar bazen 29 bazen 30 çeker. Acaba Şaban 29 muydu 30 muydu diye 30. gün. 29. günle ilgili böyle bir kim yok zaten. Böyle bir şüphe yok. 29. gün Şaban'dır bitti gitti. Bundan şüphe etmenin sebebi hilalin görüldüğü sönetisinin dolaşması fakat hilalin görüldüğünün ispat edilmemesidir. Yahut fasıklık ve benzeri sebeplerle şahitliği reddedilen kişilerin hilali gördüklerine şahitlik etmeleridir. Tirmizi, Nesai, Darimi ve Dara rivayetlerinde belirtildiği gibi ikram edilen koyun etini yemekten imtina edenler oruçlu oldukları mazeretini beyan etmişlerdir. Bunun üzerine Ammar radıyallahu an bugün oruç tutanların Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet ettiklerini bildirmiştir. Nitekim Dara ve Bezzar'ın rivayet ettikleri bir hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu altı günde oruç tutmayı yasaklamıştır. Ramazandan olduğunda şüphe edilen gün, yani bahsettiğimiz şek günü, Ramazan bayramının ilk günü, kurban bayramının ilk günü ve teşrik günleri, yani kurban bayramının ikinci, üçüncü ve dördüncü günü demiştir. Ebu'l Kasım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin künyesidir. Bu yüzden Ebu'l Kasım yani Muhammed aleyhisselatü vesselam'a Resulullah'a demiyor da Hazreti Ammar konuşurken Ebu'l Kasım, Ebu'l Kasım Resulullah'ın künyesidir aleyhisselatü vesselam. Evet. Kasım'ı babası yani. Alilerin şek günü hakkındaki görüşleri. Peki şimdi bu işe İbn-i farkı özelliği bu. Bazen biz fıkıh kitabı isteyenlere bile Sinan-ı İbn-i alın onu okuyun orada fıkıh da var diyoruz. Şimdi bu şek gününde ile ilgili alimler demişler. Hanefi alimleri. Malik. Yani İmam Malik. Maliki mezhebi dolayısıyla. İshak, Evzai ve Elleys bin Sa'd. Bunlar şeyleri kalmamış olan, mensupları kalmamış olan mezhep imamları, müştehitlerdir yani. Namazan niyetiyle o gün oruç tutmak tahrimen mekruhtur. Nafile veya kaza ve adak niyetiyle oruç tutmakta beis yoktur demişlerdi. Demek ki Hanefi mezhebinde şek gününde oruç tutmak sizin istilatı olan kısmını söylüyorum. Tahrimen mekruhtur. Tamam mı? İki Şafii Ramazan niyetiyle o gün oruç tutmak sahih değildir. O da tahrimen mekruh değil de sahih değildir. Geçersizdir diyor yani. O oruç geçersizdir. Adetine rastlamadığı takliden, nafiyeler niyetiyle de tutamazsın. Adetine rastlamadı dediğimiz daha önce bahsettiğimiz bir insanın yıl boyu böyle kendine adet edildiği oruçlardan bir güne denk geliyor. pazar pazartesi, perşembe oruçları, her ayın başı, ortası, sonu, her ayın başından, ortasından, sonundan üçer gün gibi böyle kendine bir oruç, bir oruç adet edilmiş bütün bir sene süre gelen bir orucuna denk gelen bir günse tutabilir. Ama öyle bir güne denk gelmiyorsa konuşmakta yani tutamaz bir şeydir. Tutması geçersizdir, sahih değildir. Mesela her haftanın Perşembe günü nafile oruçla geçemeye adet edinen bir kimse şek günü Perşembe'ye tesadüf ettiği takdirde adeti olduğu için tutabilir. Yani süre gelen uygulaması devam edilir. İbnül Müzir'in anlattığına göre Ömer, Ali, Hudeyfe, Enes, Hureyre, Müsagef, Şabi, Nahai, ve Hureyre, İbnül Müsegeb, Şabi, Nehai ve İbni Cüreyc radıyallahu anhum da böyle hükmülmüşlerdir. Bunlar da fakih olan sahabilerdir. Yani sahabelerin de görüşleri nedir bu konuda söylemişlerdir. Çünkü sahabeler arasında da bu konularda nasıl mezhep yolları arasında ihtilaf varsa sahabeler arasında da görüş ayrılığı ihtilaf olmuştur. İbni Ömer ki en büyük fıkıhçı sahabilerden birisidir. Yani sahaben en alim olanlarından birisidir. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer. Radiyallahu anhuma şek günü akşamı bulut ve benzeri bir şey hilalin görülmesine mani olduğu zaman ramazan niyetiyle o gün oruç tutmak zorundadır. Yani çıktın hilale baktın fakat o gün ya bulut var ya işte yağmur var veyahut efendime söyleyeyim sis var herhangi bir şey var göremiyorsun. Bir engel var. Gökyüzü açık değil. Eğer o ondan o öyle bir durumda hilali göremiyorsan Ramazan niyetiyle o gün oruç tutmak zorundadır. Hazreti İbrahim'e göre Ramazan'a niyetindir ve o gün oruç tutulur. Fakat hava açık olduğu halde halk gözetlemesine rağmen hilali görmezlerse namazan niyetiyle oruç tutulmaz demiştir. Ahmet İbni Hanbel'den bir rivayet de böyledir. Demek ki İmam Ahmet bin Hanbel onun ismi geçmemişti diğer şeylerde. Hanbeli mezhebine göre de böyledir. <laughs> Ahmet'in ikinci bir rivayeti Şafi mezhebine uyar. İmam Ahmet'in iki görüşü varmış. Birisi de Şafi mezhebine uyar. Yani sahih o gün oruç tutmak. Ahmet bin Hanbel'in üçüncü kavline göre mesela üç tane görüş belirtmiş. değişik dönemlerde İmam Ahmet bin Hanbel. Bu, bu yüzden öyle, güzel. Yani bu şeyleri görüyoruz. Mesela İmamların farklı görüşleri, farklı zamanlarda farklı görüşler belirtmiş olabilir. Niye? Bir başka hadise denk gelmiştir. Bir başka rivayet görmüştür. Bir başka sahabe kavli görmüştür. Ona göre kendi düşüncesi görüşü değiştirmiştir. Bunların görüşlerinde hata varsa bir sevap kazanırlar. İsabet varsa Allah katında iki ecir birden kazanırlar. Bu hadistir. Ve bütün sahabe müştehittir. Yani böyle görüş sahibidirler. Görüş vermek, hüküm vermek yetkisine sahiptirler. Mezhep imamları gibi, müştehit imamlar gibi. Ahmet bin Hanbel'in üçüncü göre halk imama yani hüküm vermeye yetkili devlet adamına tabidir. Bu da ilginç bir görüş. O tutarsa halk da tutar, o tutmazsa halk da tutmaz. Hasan-ı Basri, İbn-i Sirin ve Şabi'de de Yani o günkü meşru İslam devleti Ramazan girmişti diye hükmederse halk orucunu tutar. Hilal'i görse de görmese de tutar. Şek günü ile diyoruz. Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh'ın kızları Ayşe ve Esma radıyallahu anh'ıma o gün Ramazan niyetiyle oruç tutuyorlardı. Ki Hazreti Ayşe fakih bir sahibidir, alim bir sahabidir annemiz. Bu yüzden onun herhangi bir şey yapması bir fıkhi iştihad olarak kabul ediliyor o gün Ramazan niyetiyle oruç tutuyorlardı ve Ayşe radıyallahu anha şöyle derdi şüphesiz Şaban'dan bir gün oruç tutmam Ramazan'dan bir gün orucumu yememden bana daha sevimli. Çok ilginç bir şey bak. Yani Şaban'dansa tutuyorum bir gün oruç diyorum. Eğer Ramazan'dansa eğer yemiş olsam bir sefer Ramazan'dan bir gün oruç yemiş olacağım diyor. Çok daha farklı bir bakış açısı Hazreti Ayşe annemiz. Evet haddesene أبو بكر ابن أبي شيبة ثنى حفص ابن غياث عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تمحيل صوم يوم قبل rü'yeti. Evet ve zevait. Ebu Hureyre radıyallahu şöyle demiş. Resulullah aleyhissalatü vesselam hilali görmeden önce Ramazan niyetiyle bir gün oruç tutmaya acele etmeyi yasaklamıştır. Mesela bu bir rivayet. Resulullah aleyhissalatü vesselam men etmiştir. Tutmayı demiştir. O gün. İzahı zevait ürünlerine bu hadisteki yasaklama tercümede parantez iç ifadeyle işaret ettiğim gibi Ramazan niyetiyle oruç tutmaya mahsustur. Yani Ramazan girdiğini görmedin. Hilal görmediğin için Ramazan girdi diye bu Ramazan orucudur diye oruç tutmaktan tutmayı yasaklamıştır. Hazreti Ayşe annemizin ki işi sağlama bağlı. ver oruç tutuyorum. Eğer Şaban'sa Şaban'dan bir gün oruç tutmuşum. Ramazansız zaten Ramazan'da tutmuşum. Ama bugün yesem Ramazan'ın birinci günü orucunu yemiş olmak gibi bir tehlike söz konusudur demiştir. Hadiseki acele etme tabiri de bu yoruma işaret ediyor. Bundan önceki hadisin izahında belirttiğim gibi itiyat edilen bir nafile niyetiyle veya kaza ve adak niyetiyle hilali görmeden bir gün önce oruç tutmakta beis yoktur. Evet. Bundan sonra gelecek olan hadisler de bu yorumu gerekli kılar diyor. Vakti geldi mi acaba? Evet. Bugün bu kadar yeter inşallah. دول دول. حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي ثنا مروان بن محمد ثنا الهيثم حمي بن حميد بن حميد ثنا العلا بن الحارث عن القاسم ابي عبد الرحمن انه سمع معاويه بن ابي سفيان على منبر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتاخر ابو القاسم ابو عبد الرحمن رضي الله عنه Kasım bin Abdurrahman Mevla Beni Ümeyye İbni Abdurrahman el-Demişki tabiidir. Sahabilerden yalnız Ebu Umame'den hadis rivayet işittiği ve başka sahabilerden işitmediği söylenmiştir. Onlar rivayet edenler de Sevil bin Yezid, Muaviye bin Salih'tir. İbni Mu'in el i̇cri ve Tirmizi onu sıka saymışlardır. Yakub bin Şeybe el-Kasım'ın rivayetini zayıf sayanlar vardır demiştir. Bunları mahsus okuyorum size bir ravinin hayatı ile ilgili nasıl bilgiler var? Nasıl görüşler var bir ravi ile ilgili? Yani nasıl incelmiş ee, çok garip bir şey yani. Ebu Davud, Tirmizi, Nese ve İbn Baci, onun rivayetlerini almışlardır. Buhari de tarihte almıştır. Evet, den rivayet edildiğine göre kendisi Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu anhuma'yı Hazreti Muaviye'yi minber üzerinde şöyle söylerken işitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayından önce minber üzerinde şöyle buyururdu. Oruç şu gündür. Biz o gün gelmeden önce oruç tutarız. Artık kim dilerse önceden tutar ve kim dilerse oruç tutmayı o güne kadar tehir eder. Evet acaba ne demek? Biz bir şey değil mi? Bu cümleden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sindi zevai türünden olan bu harisini açıklamasını yaparken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayında çok oruç tutmayı adet edildiği için bu hadiste Ramazan'dan önce oruç tuttuğunu beyan buyurmuş ve dileyen kimse benim adetimi olarak Ramazan'dan önceki günlerde oruç tutmayı itinat, itiyat alışkanlık edinsin buyurmuş, buyurmak istemiştir. Ee, bu yani şekl ile ilgili değil bu hadis. Şaban ayındaki oruçla ilgilidir. Anladınız değil mi? Ebu Davud da bu hadisin benzerini El-Mughire bin Ferve'den rivayet etmiştir. Oradaki rivayete göre Muaviye radıyallahu anh, Humus'un civarındaki Misal kilisesinde halka, ey cemaat, biz Şaban hilalini falan gün gördük. Ben o günden önce Şaban ayının son günü oruç tutarım. Artık benim gibi yapmak isteyen yapsın demiş. Bunun üzerine orada bulunan sahabi Malik bin Hubeyre radıyallahu anh kalkarak, ey Muaviye, şu dediğin husus Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittiğin bir şey midir yoksa senin görüşün müdür diye sormuş Muaviye radıyallahu an. ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim buyurdu ki e, suğumuş şehre ve ayın başını ve sonunu oruçla geçirin. Ya bu demek alışkanlık bir orucudur. Her ayın başı ile sonunda tuttuğu bir oruç yani. Şek gününe mahsus o gün için oruçla ilgili bir şeydir Hazreti. Hazreti abi her ayın başında ve sonunda oruç tutuyormuş. Bu yüzden ona devam ediyor. O gün de oruç tutuyor yani. Çünkü diyor peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle bir tavsiyesi vardı bize böyle. Her ayın başını ve sonunu oruçla geçirin diye. el yazarı Muaviye radıyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisle her ayın ilk ve son gününü oruç tutmayı meşru saydığını anlamıştır. Bu emrin Şaban ayına da şumulu olduğu kanaatine varmış ve adetle tesadüf etmeyen kimsenin e, Şaban ayının sonunda oruç tutmasının yasaklığına galiba mutali olmamıştır demiştir. Yani o sadece o güne mahsus bir oruç değildir. Hazreti Muaviye'nin tuttuğu devam ede geldiği bir oruçtur. Evet bu da bu, yine demek ki o görüşlere muhalif olan bir tavır bir davranış değildir. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle hayatını süsleyen, güzelleştiren ve geçenlerden eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la yatıp kalkmayı Allah bizlere nasip etsin. Rabbul Alemin her günümüzü ve gecemizi Hazreti Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'la doldursun. Allahü Teala hadis alimlerinin, muhaddislerin, şarihlerin, ravilerin bereketinden rahmetinden bizleri mahrum etmesin. Evet. Allahü Teala hepimizin ölmüşlerine rahmet eylesin bu mübarek gün hürmetine. Hastalarımıza şifa versin bu mübarek gün hürmetine. Darda olan, sıkıntısı olan kardeşlerimize, bütün müminlere de hayırlı kapılar, selamet kapıları açsın bu mübarek gün hürmetine. Allah rızası için El Fatiha.